Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Dalga mekaniği soru paketi test 4'te birlikteyiz. Şimdi aynı fazla ve frekansta çalışan özdeş iki kaynak arasındaki uzaklık 3 lambdadır. Oluşan su dalgalarının dalga boyu lambda olduğuna göre kaynaklar arasında kaç tane düğüm çizgisi gözlemlenir? Şimdi bir kere bizim şunu söylememiz lazım. Kaynakların arasındaki mesafeyi şöyle gösterdiğimizde burada S1 kaynağı var, burada S2 kaynağı var. Asla ve asla bu kaynakların üzerine veya sonrasına katar veya düğüm çizgisi gelemiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Desen merkez doğrusunu çizeceğim ben şimdi şöyle. Aynı fazla çalışıyorlar ya, burası merkez doğrusudur ama aynı zamanda da katar sıfır diye bilinir. Şöyle orta yerde bir katar çizgin oluyor. Şimdi bize düğüm çizgilerini soruyor. Şimdi sağ tarafta oluşan desenle sol tarafta oluşan desen birbirine göre simetriktir. Kesikli çizgilerle katarları göstereceğim. Düz çizgilerle de yani tabii ki de düğümleri göstereceğim. Şimdi şöyle bir ilk düğüm çizgisini çizdiğimiz zaman şuradaki mesafe ardışık olarak bakıldığında yani kullanılan yani sonuçta dalgaların dalga boyu lambda ya, bu ardışık iki çizgi ne olacak? Katarla düğüm çizgisi. Bunların arasındaki mesafe lambda bölü 4'tür. O zaman şimdi baktığınız zaman sonrasında bir tane daha ne gelecek buraya? Katar gelecek. Bunun adı katar 1 olacak. Sonra bir tane daha düğüm çizgisi gelecek. Bu düğüm 2 olacak. Bu böyle devam ediyor şimdi. İşte ben bu yani sonuçta aralığı yani kullanmaya çalışacağım. Ne kadar çizdiğimi bilmiyorum. Doğru mu bilmiyorum. Kaynaklar arasındaki mesafe 3 lambda ise orta noktadan şuraya olan mesafede tabii ki de ne olacaktır? 3 lambda bölü 2 olacaktır. Ona göre takılacağız. Şimdi bana şunu söylüyor. Yani kaç tane düğüm çizgisi oluşur diye soruyor. Şuradan bakıyorum ben şimdi. Bakalım. Buranın 3 lambda bölü 2 olduğunu unutmayalım yalnız. Buradan buraya sonuçta arkadaşlar bakın düğümden düğüme tabi aralık lambda bölü 4 ise burası lambda bölü 2 olur. O zaman ben bir tane daha attım mı şöyle düğüm 3 diye bir tane daha attım mı burası da lambda bölü yani 2 olacak. Şimdi bak ne oldu? Lambda bölü 2, lambda bölü 2 şu 3 tane çizgiyi yerleştirdim mi burası lambda oldu. Tehlikeye giriyoruz. Burası lambda bölü 4 ise biz şimdi 3,5 yani 1 ne o 1,5'a ne kaldı? Sonuçta burası lambda. Burada da çeyrek var. Şurada da arkadaşlar bir lambda bölü yani 4 var. Hatta buraya katar gelir diye düşünenler olursa sakın ola böyle bir şey düşünmesinler. Çünkü kaynakların üzerine bir çizgi gelemez. Ne katar ne düğüm böyle bir şey olmaz. O zaman ben sağ tarafta 1, 2, 3 tane çizgi oluşturdum. O zaman sol tarafta da simetri olacak. Çünkü bunlar aynı fazla çalışıyorlar. Sıkıntı yok. Toplamda 6 tane, evet 6 tane yani çizgimiz oluyor. Efendim bakalım aynı fazla ve frekansta çalışan özdeş iki tane kaynak arasındaki uzaklık yine 3 lambda. Oluşan su dalgalarının dalga boyu lambda. Kaynaklar arasında kaç tane katar çizgisi? Aynı şekilde düşüneceğiz. Aslında ben biraz önce bu soruyu çözdüm ama hiç fark etmez. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi aynı fazla olduğunda desen tabii ki de merkez doğrusuna göre simetrik olacak ya. Burada kaç tane olursa sağ tarafta sol tarafta da o kadar olur. Ama bir tane de şu göbekte katar sıfır var ya aynı fazla çalışınca çıkan. Bu da olacağı için katar çizgisi sayısı tek sayı olur. Bakın bütün seçeneklere o yüzden ben tek sayı verdim. Ona da dikkat. Şimdi ama biz bulmaya başlayalım. Şimdi biz tabii ki de katardan katara gidelim. Bu katar 1. Burası ne oldu şimdi? Lambda bölü 2 oldu. Benim şimdi bu tarafı bulacağım ya. Tamamına baktığımda 3 lambdaydı ya kaynaklar arasındaki uzaklık. Bu kaynak 1, bu kaynak 2. Yarısı tabii ki de 3 lambda bölü 2 diye geldi. O zaman bir daha takılacağım şöyle. Katar 2. Şuraya baktığımda lambda bölü 2 şöyle geldi. Şimdi bak lambda yaptı. Bir tane zaten buraya lambda bölü 2 kaldı. Sen bir tane daha gelir mi acaba diye düşünemezsin. Kaynakların üzerine ne katar çizgisi ne de düğüm çizgisi gelir. Bu olmaz arkadaşlar. Kaldık burada. Yani tam mesafe yetiyormuş gibi görünse de bunu buraya koyamayız. Mutlaka içeride olacağız. Bir çizgi burada, bir çizgi burada. Buradan iki tane geldi. Aynı şekilde de iki tane burada. Bir tane de göbekte var. Toplamda o zaman 5 tane çizginiz olur. İkinci sorunun yanıtı Ceyhan oldu. Şimdi bakalım. Merkez doğrusu çizilmiş. Kaynaklar belli edilmiş. Burası kaynak 1 denmiş. Burası düğüm 4 denmiş. Güzel. Yani altta da yazılmış böyle. Efendim diyor ki kaynakları birleştiren doğrultu üzerinde K1 ile D4 arasında 10 santim olduğuna göre bir zahmet bulun denmiş. Şimdi bak şöyle yapalım. Biz o çizgiyi şöyle kendimize göre bir belli edelim.
Şunu ben hemen taşıyorum şuraya, şöyle kesikli çizgilerle Katar 1. Şimdi Katar 1'den sonra tabii ki de yani sonuçta ilk önce düğümlerle başlıyoruz, unutmayın. Bakın burada düğüm 1 çizgisi var. Bu Katar 1'den sonra tabii ki de düğüm 2 gelecek. Yani onu da unutmayalım. O zaman ben şuraya yaptım. Düğüm 2'yi attım. Ondan sonra kesikli çizgiyle Katar 2 yaptım. Ondan sonra düğüm 3 geldi. Ondan sonra Katar 3 geldi. Bir ondan yapıyorum. Düğüm 4 sonunda geldi. Evet, yani Katar'ı kesikli çizgi yapıyorduk. Pardon, şöyle yapalım. Önemli değil ama sonuçta uyalım kuralım. Ardışık da gidebiliriz. Bak 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 tane lambda bölü 4'lük aralık saydık. Şöyle geldi. 5 tane arda arda çizgilerden koyduk. Bu neymiş? 10 santimmiş arkadaşlar. Şimdi şunla şunu götürdük. Bu 2 kaldı. Lambda eşittir 8 santim geldi. Şöyle bir şey. Kullanılan dalga boyu. Evet, 3. soruda bolu geldi. 8 santim oldu. Tamam, devam bakalım. Efendim, aynı fazlı ve frekanslı noktasal iki tane kaynakla girişim yapılıyormuş. Desende düğüm çizgisi gözlenememektedir. Wow. Düğüm çizgisi gözlenemiyorsa yani sıkıntı büyük. Arkadaşlar, bir girişim deneyinin başarılı sayılabilmesi için mutlaka ve mutlaka düğüm çizgisi gözlemlenmesi gerekiyor. Nedeni de şu. Kaynaklar zaten dalga üretiyor. Dalga, tepeler, çukurlar, ortada bir karmaşa. Yani bu zaten olacak bir şey. Ama dalgaların birbirini yok ettiği yeri bulmak çok önemlidir. O zaman şöyle yapalım. Mutlaka ve mutlaka sonuçta düğüm çizgisi gözlemlemek zorundasınız. Hani üçer beşer tane değil. Ya en azından bak, ortada Katar sıfır var. Merkez doğrusu dediğimiz yer var. En azından burada ve burada simetrik ya. Birer tane düğüm çizgisi gözlemleyeceksiniz. Buraya olan uzaklık neydi? Lambda bölü 4. Buraya olan uzaklık neydi? Lambda bölü 4. Burası neydi? D. Ve de diyorduk ki bu çizgiler kaynakların üzerine gelemiyordu. D eğer lambda bölü 2'den büyük olursa siz birer tane görürsünüz, belki daha da fazlasını görürsünüz. Ama D eşittir lambda bölü 2 olursa yani havanızı alırsınız. Yani daha küçük olursa zaten olmaz. Hani çizgiler asla kaynakların üzerine gelemiyordu ya, kurtaramazsınız yani. Lambda bölü 2 yani lambda bölü 2 veya daha küçüğü yani olamaz diyor, değil mi? Şimdi dördüncü sorunun yanıtına baktığınız zaman böyle karman çorman böyle bir şeyler falan. Ne diyor? Dalgaların dalga boyuna göre kaynaklar arasındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisi olamaz? Lambda bölü 2 olamaz. Ben tabii yani nefis yapmışım yani. Hiçbiri olamaz bunun arkadaşlar. Hiçbiri olamaz. Ben seçeneklere bomba yani ayarlamışım. Bir güzel de anlattım burada. Yani bunları daha büyük yapmam gerekiyordu. Daha da küçültmüşüm. Rezillik diz boyu. Yani burada sonuçta sen kritik olan lambda bölü 2 ya, bak şimdi bunu vermeye çalışıyordum. Daha küçük aralık yaparsan sen zaten oluşması mümkün değil. Yani bunların lambda bölü 2'den büyük olması lazımdı. Mesela bu işte atıyorum kafadan 0,5 lambda ya. Diğerlerinin mesela 0,6 lambda, 0,7 lambda, 0,8 lambda. Atıyorum lambda işte böyle, yani lambda bölü 2'den büyük olması lazımdı. Gözlenememektedir dediğine göre yani sonuçta lambda bölü 2 veya ondan daha küçük sayılar olacak. Şimdi biz dördüncü soruya bakıyoruz. Yani buradakilerin hepsi sonuçta lambda bölü 2 ve daha küçük sayılar olduğu için hepsi de yani oluyor bunlar. Yani böyle olmuyor yani. Ne diyor? Uzaklık aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Lambda bölü 2'de de olamıyor arkadaşlar. Hangisi olan kaynaklar arasında göre. Ya keşke şunu, bak keşke bunlar olmuyor ya. Yani işte gözlenememektedir diyor. Olamaz. O zaman o lambda bölü 2'den bir tanesini büyük yapaydım ne olurdu ya. Bak işte yani lambda bölü 2 ve küçükler, yani lambda bölü 2 ve küçük sayılar sonuçta yani desende yani düğüm çizgisi görememene neden oluyor. Lambda bölü 2'den küçük olursa burası. E sen şunun bir tanesini yani daha büyük yapsaydın ne olurdu Umut ya? Lambda bölü 2, bakın arkadaşlar bir daha söylüyorum. Lambda bölü 2 ve daha küçük değerlerde, daha küçük olursa şöyle yapalım. Gözlenememektedir. Düğüm çizgisi gözlenememektedir. Tamam. Güzel. Lambda bölü 2 ve daha küçükleri. Buraya bir daha yazıyorum. Daha küçük. Evet. Şimdi bunlardan bir aşağıdakilerden hangisi olamaz? Yani gözlenebilen bir durum olacaktı. Yapaydın şuraya Umut ya bir tane, yani atıyorum kafadan 3 lambda bölü 4, şu lambda bölü 2'den büyük bir tane yapaydın.
Ben böyle F seçeneği yapayım arkadaşlar. F seçeneği yapayım. 3 lambda bölü 4. Evet, bunda çünkü bunda gözlenir ama gözlenememektedir diye sorduğu için F seçeneğimiz yanıt olurdu mesela. Yani D mutlaka lambda bölü 2'den büyük olması lazım. Evet. Evet, bu sıkıntı için özür diliyoruz. Devam edelim bakalım. Şimdi aynı fazda ve frekansta çalışan kaynaklar lambda dalga boylu dalgalar üreterek girişim deseni oluşturuyorlarmış. S2 kaynağının dördüncü düğüm çizgisine uzaklığı lambda bölü 4 olduğuna göre kaynaklar arası uzaklık nedir? Şimdi ben şurayı bir buldum mu? Şunun yarısını buldum mu? Şurası yarısı ya bakın. Şu mesafeyi bulduğum anda şurası zaten D bölü 2'dir. Burası da D bölü 2'dir. Oradan da D'yi yakalarız. Şimdi merkez doğrusu dedi ya. Bak şimdi birinci düğüm. İkinci düğüm. Üçüncü düğüm. Şöyle yapalım. 1, 2, 3. Burada 3 tane lambda bölü 2 var. Çünkü ardışık olarak düğümden düğüme veya katardan katara gittiğiniz zaman lambda bölü 2 oluyor. Eğer katarları da sayarsanız hani bir katar, kesikli çizgi katar, bir düğüm, hani bir katar böyle yaparsanız bu aralıklar lambda bölü 4 oluyor şöyle her biri. Ama siz katardan katara veya İşte düğümden düğüme giderseniz lambda bölü 2. O zaman 1, 2, 3 tane lambda bölü 2 var. Bak 3 tane lambda bölü 2 mi yazdım. Şimdi burada bir lambda bölü 4'üm var. Artı lambda bölü 4. Burada da bak şimdi merkez doğrusu katar ya. Şurada da böyle bir tane lambda bölü 4'üm de burada var. Onu da yazayım lambda bölü 4 diye. Şurası lambda bölü 2 oldu bile. 4 tane lambda bölü 2 oldu. 4 lambda bölü 2. Burası bir güzel 2 lambdaymış yarısı. 2 de burada var. 2 lambda da. O zaman 5. soru. Evet, Edirne'ye gitti. İyi, bunu doğru çözdük. Şimdi bir dalga aleyhinde aynı fazda çalışan özdeş iki kaynak lambda dalga boylu dalgalar üretmektedir. Girişim deseni üzerindeki P noktası 3. düğüm çizgisi üzerinde ise kaç tane düğüm çizgisi oluşur diyor. Şimdi biz böyle bir yapalım. Deltesimizi atalım. Düğüm çizgisi dediği için K-1 bölü 2 lambda genel terimini gömdüm. Yol farkına bakıyorum. Bir güzel 20 çıktı. 52, 32, 20 çıktı. Üçüncü düğüm çizgisi demişti. 3-1 bölü 2. Buradan lambda gelecek arkadaşlar. 20 eşittir. 5 lambda bölü 2 diye geldi. Şuradan şöyle bir sadeleştirdik. 4 lambda da buradan 8 çıktı. Şimdi kaç tane düğüm çizgisi dedi. Biz tabii ki de şöyle yapıyoruz. Kaynaklar hemen böyle. Şurada bir tane merkez doğrusu var. Şuranın bakın orta nokta burası S1, burası S2 ya. Şu orta noktanın S2'ye olan uzaklığı 15. Bunu da unutmayalım. Şimdi burası katar 0 ama düğüm çizgileri soruluyor. Ben hemen düğüm 1'i atayım şöyle. Ondan sonra şimdi lambda bölü 4 dediğimiz şey var ya hani katar 0 ile düğüm 1 arasındaki uzaklık. Bu 8 olunca bu da tabii 2 oluyor. Şurası 2 oldu. Sonra düğüm 2 geldi. Bu 4 oldu. Neden? Çünkü düğümden düğüme veya katardan katara lambda bölü 2 idi. Arada çünkü katar çizgisi var. O zaman ne olacak? Bu 8 olduğu için burası bir güzel 4 olacak. Şimdi şöyle yapıyoruz. Düğüm 3. Bu da 4 oldu. Bak burası 15'ti. 4, 8, 10 oldu. Evet. Düğüm 4. 4, 12, 14. Evet. Burada 1 santim kaldı. Bu olmaz arkadaşlar. Bir sonraki düğüm artık arka tarafta oluyor. Böyle bir şey gözlemleyemezsiniz. Siz burada 4 tane görüyorsunuz. Şöyle 4 tane de burada olacak. 6. sorumuzun yanıtı da Bolu olacak. Devam edelim bakalım. Şimdi evet, aynı faz ve frekansta çalışan özdeş S1 S2 kaynakları evet I doğrultusu üzerinde olup işte şu doğrultu üzerinde birinci doğrultu üzerinde olup merkez doğrusu üzerindedir. P de merkez doğrusundaymış. Güzel. Ondan sonra kaynaklar dalga boylu, lambda dalga boylu üretmektedir. Kaynakların O noktasına olan uzaklıkları değişmeden iki doğrultusun. O zaman şimdi bu merkez doğrusu kaynakları birleştiren doğrultuya dik olacak ya. Şöyle bir şey olacak bakın. Bu merkez doğrusu buradan buraya gelecek. Şöyle bir şey. Sen bunu 30 derece döndürürsen bu da 30 derece dönüyor. Yani şuraya olan uzaklık şöyle bir güzel. Yani şurası böyle 30 derece oluverdi bile. Tamam. Ondan sonra kaynakların O noktasına olan uzaklıkları P noktası için hangisi doğru olur dendi bu sefer. Şimdi bak ben burada sin 30 yakaladım arkadaşlar. Şöyle bir durumumuz var. Sin 30'da şimdi burada hani böyle x'li işte l'li falan oluyordu ya şöyle x bölü l. Ama aynı açı
aynı sin 30 şunun içinde kullanılıyordu. Delta S bölü D. Tabii ben burada sinüsü vermem gerekiyor da. Sinüs 30 1 bölü 2 artık. Onu bir yazalım şöyle. Aradaki uzaklık bak şurası 5 lambdaymış. 5 lambda ise o zaman delta S'de buradan şöyle bir şey geldi. 5 lambda bölü 2 geldi. Kullanılan da lambda, onu unutmayalım. Tam katı gelmedi. O zaman ben hemen delta S eşittir K eksi 1 bölü 2'yi yapıştırırım şöyle. Yol farkımı da atarım buraya 5 lambda bölü 2 diye. K'yı bulacağım birazdan, artık düzlük. Yani sonuçta bunlar gitti. Bunu da atarım buraya. K eşittir 6 bölü 2'den 3 çıktı. Yani 3. düğüm çizgisi üzerindesiniz. 7. soruda denizli oldu. Güzel sorudur bu. Evet, devam edelim. Şimdi son artık fantastik sorular. Noktasal S kaynağından çıkıp engelden yansıyan su dalgaları ile S kaynağından yeni çıkan dalgalar bir girişim deseni oluşturuyor. Şimdi buradan çarpıp da geri dönüyor ya, bunun yansıma gibi düşünürsen şurada simetrikte bir tane daha kaynak varmış gibi olur. Burası da 3 lambda olur. Şimdi o zaman sen işte hani kaynaklara olan uzaklıkları farkını şöyle ifade edebilirsin. Bildiğin yol farkından gidebilirsin. Burası da merkez doğrusu olduğu için oradaki 30 dereceyi her yere kullanabiliriz. X noktası ile engel arasında kaç tane Katar çizgisi gözlemlenir falan diye bir şeyler. Ben gene o sinüs 30'u kullanayım şöyle. Bu x bölü l yapmıyorum artık. Buna hemen delta s bölü d'ye eşitliyorum. 1 bölü 2 yaptım. Şöyle d'miz belli oldu burası. 6 lambda oldu. Yol farkı da geldi bile. 3 lambda diye geldi. O zaman şimdi bu lambdanın tam katı çıktı bakın arkadaşlar. K lambda şeklinde düşünülürse. Şimdi burada yani sorulursa da yani diye söylüyorum. Lambdamız da burada. Şunlar gitti. Biz evet K3 çıktı. 3. katar yani bu. Onun üzerindeymişiz hatta. Ama kaç tane düğüm çizgisi diye soruluyor. Ona da dikkat. O zaman biz çok bulandırmadan şöyle bir yapalım. Bak şimdi şöyle bir çizelim. Şurada merkez doğrumuz var. Şimdi şöyle yaptık. Evet. Yani lambdamız da yani sonuçta x noktası ile engel arasında kaç tane göz. Ha burada vermişim bak bunu. İyi olmuş bu. Güzel olmuş. Şimdi burası 3 lambda. Yani onu da bulduk yani kaçın sormuyordu ama buldum ben. Şimdi burası Katar. Bir kere burada tek sayı olacak arkadaşlar. Yani tek sayı olacak, onu da unutmayalım. Şimdi burada Katar'dan sonra bir tane daha Katar yaptım mı? Katar 1 yaptım. Burası lambda bölü 2 yapar. Bir tane daha yaptım. Katar 2 yaptım. Şurası da lambda bölü 2 yapar. Şimdi devam edeceğiz tabii. Sonuçta böyle gidiyoruz. Burası 3 lambda çıktı yalnız. Şimdi ben burada merkezde Katar çizgisi var. Yani burada yani 8. soruda yanıtı 3 vermişiz de. Yani zaten bunlar yani bunlar ne kadar basit hatalar ya. Özür diliyorum arkadaşlar. Sonuçta Katar çizgileri arasındaki mesafeleri lambda bölü 2 diyorsun. Buraya da 3 lambda diyorsun. Burada 1 milyon tane çizgi oluşur yani. Neyse artık. Yani şöyle bir daha çiziyorum ben. Şurası merkez Katar 0. Şuraya Katar 1 yapıyorum. Katar 2 yapıyorum. Katar 3 yapıyorum. Şöyle Katar 4 yapıyorum. Böyle neyi bulacaksam ben buradan. Şimdi delta S 3 lambda bilmem ne. Şurası veriliyor. Yani buradan gerçekten de kaçırıyoruz olayı yani. Şimdi bu X noktası böyle yapılıyor da hani dalga boyunun ne olduğu söylenmiyor. Şimdi ben burada peki 3 lambdayı bulunca 3. Katar çizgisi üzerinde olunca ne oluyor biliyor musunuz? X noktası teğet olacak ya burada. Bilmem kaçıncı nokta. Şimdi burada yapmaya çalıştığım şey ne? Bize kaynaklardan merkez doğrusuna kadar kaç tane Katar çizgisi var diye sormuyorlar burada. Ona dikkat edin işte. Bir sürü Katar çizgisi oluyor. İlk önce ben bile öyle zannettim bak. Ama diyor ki X noktası ile engel arasına kaç tanesi var? Şimdi sen mesela bir tane böyle geliyorsun ya, şöyle teğet gidiyor bu böyle arkadaşlar. Üçüncü Katar'ı bulmam o yüzden. Burası Katar 3 ya. Katar 3 ise burada birinci, ikinci, bir de yani sonuçta üçüncü 3 tane olacak. Ondan adana oluyor. Yani toplam Katar sayısı sorulmuyor. X noktasıyla şu engel arasında kaç tane olur diye soruyor. Burada da zaten Katar 0 oluşmuyor. Çünkü engel var. 1, 2 bir de kendisi 3 oluyor. Evet, 8. sorunun yanıtı adana oluyor. Dinlediğiniz için teşekkürler.